Beyler bayanlar selamlar. Call of Duty Warzone'a sürekli güncelleme geliyor, playlist değişiyor, silahlar değişiyor. Ama bazen diyoruz ya ne de geliyor, ne ekliyorlar ki bu kadar sürekli güncelleme yapıyoruz. Arkadaşlar arka planı aynı zamanda easter egglerinden şeyleri ekliyorlar. Peki nedir bu easter egg? Bilmeyenler için hemen kısaca da açıklayayım. Easter egg İngilizceden gelen bir terim. Paskalya bayramından gelen, onların kutladıkları bir bayram. Ne yapıyorlardı? Küçük yumurtaları alıp boyuyorlardı ve bunları sağa sola saklıyorlardı. Çocukların da gidip bu yumurtaları bulmalarını istiyorlardı. E şimdi de oyun yapımcıları aynı şekilde oyun içinde böyle küçük küçük gizli detaylar eklediklerinde ve bunu oyunculardan bulmalarını istediklerinde buna easter egg deniliyor. Neyse, terimin ne olduğunu açıkladım. Hadi hemen gelelim şimdi bu elinde iki tane minigun tutan hayvan gibi oyuncak ayıyı nasıl açabiliriz, nasıl ulaşabilirsiniz onu göstereyim size. Öncelikle bu sezon eklenen multiplayer haritası trench'e girmeniz gerekiyor. Evet, bu maalesef multiplayer'da yapılıyor arkadaşlar. Hani sığınak 11'e giriş yaparken ilk önce telefonları açarak sayıları elde etmemiz gerekiyordu ya. Burada da yine kilitli odanın içine girebilmemiz için sayıları bulmamız gerekiyor. Harita küçük olduğu için teker teker açıklayamayacağım. Şurada şu sayıyı bulacaksınız falan gibisinden. Zaten şu anda arka planda gösteriyorum. O yüzden bir yandan arkadaki gösterdiğim yerleri dikkatli izleyin. Dikkat etmeniz gereken diğer şey ise sayılar her oyunda yine değişiyor. Yani bir önceki oyunda elde ettiğiniz sayılar değişeceği için geçerli olmayacak. Toplamda 5 tane sayıyı elde ettiğinizde ise kapıya geri dönün. Kodu girebilmeniz için ise F'ye tıklamak işe yaramayacak. Çünkü bu sefer kodu teker teker ateş ederek, klavyeye ateş ederek girmeniz gerekiyor. Doğru sıralamayla ateş ettiğinizde ve sayıları girdiğinizde ise kapının açıldığını göreceksiniz. Dünyaya girdiğinizde de bir sürü oyuncak ayı olacak ve masanın başında savaş planı yapacaklar artık. Yani savaşını yapacaklarsa da masanın en başında da oturan komutan ayı var ya, hemen onun yanında kırmızı bir telefon var işte. O telefonun üzerinde de yine sayılar var. O sayıları da aldıktan sonra tekrardan giriş kısmındaki kapıya döneceğiz. Hani ilk başta aldığımız sayıları ateş ederek girmiştik ya, bu telefonun üstündeki kodu da aynı şekilde ateş ederek doğru sıralamayla gireceğiz. Ardından tekrar odaya geri dönün ve bu sefer kodları aldığımız telefonun çaldığını göreceksiniz. Cevap verdiğinizde karşıdan kimse size bir şey demeyecek fakat anında alarmı tetikleyecek. Cevap verdiğiniz anda alarmı tetikleyerek bu iki elinde minigun tutan hayvan gibi büyük teddy bear'ın bulunduğu oda açılır. Defalarca öldürmeyi denedim ama bir türlü beceremedim. Her seferinde öldüm. Zaten öldükten bir süre sonra kendini imha ediyor ve kapılar kapanıyor. Bunu tekrar denemek isterseniz oyuna baştan girmeniz gerekiyor. Çünkü bir kere teddy bear'in kapısı açıldıktan sonra imha olduğu için bir daha orayı açamıyorsunuz. Tekrardan en baştan yapmanız gerekiyor her şeyi. Vallahi bence oyun içine böyle ince güzel detaylar eklemeleri güzel, hoş ama keşke bu ekledikleri şeylerde böyle küçücük bilgi kırıntıları da verseler. Yeni sezonda ne gelebilir? Harita gelecek mi? Operatör, hikaye, silah, yani herhangi bir bilgi kırıntısı olsun. Ama şimdi bu teddy bear'dan ne alacağız? Ayıcık mı gelecek oyuna? Tamam, güzel, hoş, uğraşıyorlar ama birazcık da yeniliklerle ilgili bilgi de verseler bence çok güzel olabilirdi. Teddy Bear'ı oyunda kendiniz görmek istiyorsanız tüm detaylarıyla size açıkladım arkadaşlar. Eğer videoyu da beğendiyseniz aşağıdan beğene tıklayabilir ve her gün ürettiğim içerikleri de kaçırmamak için yine aşağıdaki abone ol'a tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Yine geldiğiniz, yine izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.